Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda OpenSea dediğimiz NFT Marketplace'e nasıl ücretsiz bir şekilde NFT'lerimizi yükleriz ve nasıl koleksiyon oluştururuz ve nasıl ücretsiz bir şekilde altın çizerek söylüyorum NFT'lerimizi satarız. Bunları göstereceğim. Yani sıfırdan yüze bir video olacak aslında. Hem o zaman hemen uzatmadan başlayalım. ilk öncelikle OpenSea.io Adresine gitmemiz gerekiyor. Bunu direkt Google OpenSea yazıp bulabilirsiniz veya e, Bu direkt adresle yazıp girebilirsiniz. Adresin doğru olduğuna dikkat edin. Neden? Çünkü şöyle bir durum söz konusu. E, NFT, Kripto, Para, Blockchain olsun dolandırıcılar, hırsızlar olabiliyor. Bir şekilde sahtesini yapıp karşınıza Çıkabilirler. Bundan dolayı adreslere dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi OpenSea'yı açtık. Şöyle bir web sitesi çıkıyor karşımıza. OpenSea dediğimiz yer NFT alanında en büyük marketplace. Burada e, görseller alınıp satılabiliyor. Fotoğraflar alınıp satılabiliyor. Ne bileyim müzik, ses duyusuları. Aklımıza gelebilecek birçok şey. Her şey. NFT yani non-fungible token'a çevrilip satılabiliyor. E, bundan dolayı en çok paranın döndüğü yer burası diyebiliriz. Daha başka platformlar da var. Onları da yeri geldiğinde inceleyeceğiz. Şimdi hemen yapmamız gereken çok basit bir şey var. İlk öncelikle bizim OpenSea'de hesaba çevirmemiz için bir MetaMask cüzdanına sahip olmamız gerekiyor. Şuradaki eklenti gördüğünüz gibi eğer MetaMask cüzdanımız yoksa maalesef OpenSea veya diğer marketplace'lerde bir hesap açamıyoruz ve satış da yapamıyoruz. eğer hesabınız yoksa MetaMask'te nasıl açıldığını ben sağ üst köşeye bir link koyuyorum, kart koyuyorum. Orada anlattım oradan izleyip ardından bu videoyu izleyebilirsiniz. Zaman kaybetmeyin diye söylüyorum. Eğer Metamask cüzdanımızda varsa Metamask bir kripto cüzdan. O varsa hemen yapacağımız tek bir şey var. Şuradaki Create'e tıklamamız gerekiyor. Şöyle tıklıyorum. Create tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi ne diyor? Connect your wallet. Bize cüzdanlarımızdan birini bağlamamızı istiyor. En çok kullanılan Metamask olduğu için bende Metamask cüzdanı var. Onu bağlayacağız. Şuraya tıkladığımız anda gördüğünüz gibi cüzdanı bağlamaya başladı sağ tarafta. Benden bağlantı izni istiyor şu cüzdanlar için vesaire. Evet diyorum. Next diyorum. Ve ondan sonrasında da benim bir imzamı almak istiyor. Connect diyorum. Şu an bağlanıyor. Ya yani imzayla OpenSea'daki hesabımızla e, Metamask cüzdanımızı imzayla bağlıyor aslında. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde Create New Item bölümüne geldim. Şimdi burada nasıl bir NFT oluşturuz. Onu göreceğiz aslında. Üyelik bu kadar basitti. Create New Item bölümünde şöyle bir durum söz konusu. Artık biz bizim bir NFT'miz var. Tamam mı? Önceden oluşturmuşuz. Şimdi onu blockchain ağına kaydedeceğiz aslında. Oraya yazacağız ve onu eşsizleştireceğiz. NFT zaten neydi? Non-Fungible Token. Eşsiz bir token. Değil mi? Herhangi bir eşi benzeri yok. Ondan dolayı buraya bizim NFT'mizi yüklememizi istiyor. image, Video, Audio or 3D Model. Fotoğraf, video, Ses veya 3D model hepsini ekleyebiliyormuşuz. Şimdi hemen şuraya tıklayalım ve bir görsel yükleyelim. Eğer elinizde bir oluşturduğunuz görsel veya ne bileyim video yoksa ben nasıl e, NFT oluşturulurla ilgili bir video çektim. Yapay zeka hızlı bir şekilde çok güzel görseller oluşturabilirsiniz. Sağ üst köşeye videosunu bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Hatta ben bu görseli de yapay zeka oluşturdum. Şimdi yükleyeceğim. Hemen geldim şuraya. Odin'i seçtim. Gördüğünüz gibi bu benim NFT'm olacak. Yani blockchain ana bunu yazacak. Eşsizleştirecek. Aşağı geliyorum. Name demiş. Bu görselin adı ne? Ben buna The Battle Cry diyeceğim. Ardından da external link dediği bir yer var. External link de neymiş? Open will include a link to this URL on this items detail page so that users can click to learn more about it bla bla bla. Yani diyor ki buraya bir tane link koyabilirsiniz kendi siteniz vesaire. Bu sanat eseriyle ilgili daha çok bilgi de verebilirsiniz bu link üzerinden. İsterseniz eklersiniz. Ben şimdi eklemeyeceğim. Ardından da description bölümü var. Description bölümüne de bu eklediğiniz sanat eserinin veya görselin bir tanımını yapacaksınız. Buradaki betimleme ne? Hiç ne oluşturuldu? Ne demek istiyorsunuz burada? Buraya ne kadar havalı şeyler yazarsanız aslında o kadar iyi bence. Şimdi hemen ben bir tane yazayım. Ne dedik? In the midst of the Milky Way, a conflict has caused a war between Odin and Zeus. And all the souls of uh, worshippers called with a battle cry. Will there be a winner or isn't the war already a lost cause all by itself? Yani ne dedim biliyor musunuz aslında kısacası? Samanyolu galaksisinde bir sıkıntı Odin ve Zeus arasında bir savaşa yol açtı. Ve bir savaş çığlığıyla bütün Ruhlar, müminlerin ruhları savaş alanına çağrıldı. Bir kazanan olacak mı, ya da zaten savaş başlangıçta kaybedilmiş bir dava değil mi? Şimdi çok edebi gelmiş olabilir size arkadaşlar ama ben de edebiyat mezunuyum. Bundan dolayı artık 4 yıl okuduk bir zahmet böyle şeyler yazabilelim. bilmiyorum beğendiniz mi? Ben beğendim açıkçası. Sonrasında. Collection dediğimiz bir bölüm var. Burada bir koleksiyon oluşturup ona göre bu görselleri yüklemeniz sizin için daha iyi olacaktır. Neden? Çünkü hani hem ayırmış olursunuz. Hatta şöyle koleksiyonlar oluşturabilirsiniz. Yerine göre atıyorum futbol koleksiyonu, basketbol koleksiyonu veya savaş koleksiyonu. Mesela ben burada savaş eserlerini toplayacağım atıyorum ki adına ne bileyim savaş koleksiyonu koyabilirim veya kıyamet günü koleksiyonu koyabilirim. Böyle düşünebilirsiniz. Şimdi ben burayı atlıyorum size göstermek için. Aradan burada koleksiyonla ilgili bazı şeyler var. işte levelini belirleme, herhangi bir karakterin vesaire veya iki görselin içerisindeki bir karakter de olabilir bu. özelliklerini girme gibi. Unlockable, unlockable content dediği şey de şu. Mesela ben buraya bir bir şeyler yazıyorum ya. Diyorum ki işte savaşın kazanını aslında Odin'in ordusuydu. Bunu sadece NFT alan görebiliyor tamam mıdır? Yani NFT alan dışında kimse göremiyor. Bunun özelliği bu. Ben bir şey eklemeyeceğim şimdilik. Explicit, explicit and sensitive content. Yani diyor ki zararlı bir içerik var mı bunun içinde? Ne olabilir bu? Belki çocuk pornosu, cinsellik vesaire bunlar zararlı içerik olarak görülüyor olabilir. Benim de öyle bir şey olmadığı için bunu da hiçbir şekilde dokunmuyorum. Şimdi gelelim e, önemli noktalardan birine biz bu NFT'yi nasıl ücretsiz oluşturacağız burası çok önemli buraya dikkatli dinleyelim. Şimdi arkadaşlar burada blockchain diyor ya blockchain anı ethereum olarak yani ethereum olarak bırakırsak bizden büyük bir ihtimalle oluşturmak için bir gas fee isteyecek. Bu da en kötü ihtimalle 40-50-100 dolar arasında bir şey. Biz bunu ödemek istemiyoruz hani ben Türkiye'de ödemek istemiyorum size demek istiyor musunuz bilmiyorum ama. Bundan dolayı burada poligonu seçiyoruz ve hop otomatik olarak artık ücretsiz bir şekilde istediğimiz kadar NFT üretebiliriz. Supply dediği şey de şu. Burada açıldı poligonu seçince. Ben buraya 10 tane yazarsam aynı şu NFT var ya şu görsel var ya bundan 10 tane olacak. Yani aynısından 10 tane olacak ve onun da satabileceğim. Ama ben hani bunun eşsiz olmasını istediğim için NFT'nin mantığına uygun olmasını istediğim için bir taneyle bırakacağım. Eğer siz 10 tane yazarsınız 10 tane şeklinde satı, satışa çıkabilecek pazar yerine çıkabilecek tamam mıdır? Ve en son olarak da create'e basıyoruz. Bekleyelim. Şimdi oluşturuyor. Hop. Evet. Wow. Ne demiş? You just created the battle cry. Battle cry'ı oluşturduğun. İşte bu kadar basit. NFT'yi şu an oluşturmuş bulunmaktayız. Ama şu an bu marketplace'te de değil. Gelin beraber bunu nasıl satabileceğimize de bakalım. Pazar yerine nasıl yerleştirebileceğimize bakalım. Şu an sadece NFT oluştu ama satılmıyor. Tamam mıdır? NFT oluşturduk. Şimdi satacağız. Ben şurada çarpıya tıklıyorum. Hemen aşağılara geldim. Burada işte NFT ile ilgili Untitled Collection da gözüküyormuş. Ben onu sonra düzelteceğim. İşte Doomsday Collection koleksiyonu, koleksiyonu açacağım vesaire. NFT ile ilgili bilgileri gösteriyor. Owned by you sahibi benmişim. Tek bir tane varmış. E, listelemesini gösteriyor. Şu an listelenmiyor mesela. Neden? Çünkü satmadık. NFT hakkında bilgiyi vermiş burada. Buradan bütün öntiklere ve verilere bakabilirsiniz. Mesela minted dediği şey yani mintlenmek. Bunu çok duyarsınız. Bir NFT'nin oluşturulduğu an. Zaman 3 dakika önce oluşturmuşum ben bunu. Tamam mıdır? Şimdi geliyorum buraya. Sel butonuna basıyorum. Hemen burada list item for sale diye bir sayfa çıkardı karşımıza. Hemen fiyatını belirleyeceğiz. Yani bu ürünün fiyatı ne kadar? Marketplace'te yani pazar yerinde ne kadara satmak istiyorsunuz? Buraya bir yazarsanız Ethereum üzerinden fiyatlandırıldığı için Ethereum'un bugünkü dolar karşılığı olan 2.792 dolara satıyor olacaksınız bunu güzel para ama kimse satın alının bilmiyorum ben daha makul bir fiyat koymak istiyorum ondan dolayı şuraya 0.02 yapacağım bu da 55 dolar 56 dolar civarı bir fiyata denk geliyor bunun daha makul bir fiyat olduğunu düşünüyorum bu ürün için item için. Ardından hemen bunda girdikten sonra şurada duration dediğimiz bir bölüm var. Duration dediğimiz bölüm şu. 7 days demiş ya 7 gün veya 3 days 3 gün, 1 month 1 ay. Bu itemin marketplace'te OpenSea'de ne kadar süre boyunca listeleneceğini belirliyorsunuz burada aslında. Benim bildiğim kadarıyla maksimum 6 ay kadar listeleyebiliyoruz. Neden hani bir ay 7 gün listeleyeyim Ondan sonra di list liste dışına çıksın midavar işini listelemek için. Bundan dolayı da ben toplam hani ne kadar izin veriyorsa o kadar listeleyeceğim. Onun için de şöyle yapıyoruz. Aşağıda 19.02.2022 diyor ya starting date. 19'u seçiyorum. Ardından da ending date'e geliyorum. Şöyle gidiyorum. Gidebildiğim kadar. Buradaki 19'u da seçebiliyormuşum. Bazen burada böyle hata veriyor. Şimdi oldu mu? Bakayım 19.02.19.08. Doğru. Şöyle yapayım. Hı. Aynen. Saatine varına kadar çıkarıyor. Ama niye burada Ağustos dedi ikisine de? Benim başlangıç tarihim Ağustos değil. Şöyle geleyim yeniden şuradan yine 19 Şubat seçeyim. 19.02 Hemen tekrar geleyim. 19'u da seçme. Gördüğünüz gibi ne yaptı? 6 months. 6 ay yaptı. Tamamdır. 6 ay boyunca ben bunu listelemek istiyorum. Şöyle tıklayayım. Altı ay. Süper. Sonrasında da more options'a geliyorum. Burada ne demiş? Yani more options daha fazla seçenek. Reserve for specific buyer. Yani belli bir ee, alıcı için listeli bunu diyor. Bunu seçersem buraya bir herhalde cüzdan giriyorum aldığım kadarıyla. Bu cüzdana sahip olan kişi sadece satın alabiliyor. Direkt da bilgisi oluyor. Hayır. This item can be purchased as soon as it's listed. Yani sadece o alabiliyormuş listelerine listelenmez gibi bir şey çıkıyor anladığım kadarıyla. O yüzden bunu kapatıyorum. Hani ben direkt herkes kim alır sağ olsun. Onun da değil e, yeter ki satsın düşüncesi içerisindeyim. O yüzden kapatıyorum siz isterseniz açık tutarsınız. Buraya bir cüzdan vesaire bir şey girersiniz ve o direkt alınabilir. Neyse kapattım. Bunu da rezerve etmek istemiyorum. Spesifik belirli bir satın alıcı için. En son olarak da fees dediğimiz bir yer var. Fees ne? Abi OpenSea her bir listeleme yaptığında ve bu satıldığında senden bir ücret alıyor. Bu da %2.5. Her satıldığında bu kesiliyor. Bu kesilecek satıldığında. Sıkıntı yok benim için. Complete listing diyorum. Ve bana birkaç imza atmamı isteyecek. Şuradan unlock, unlock currency'ye tıklıyorum. Burada bu listelemeyi tamamlamak için gerçekleştirmemiz gereken birkaç işlem var diyor. Metamask cüzdanınızla yap, yapıyor bunu. Buna da bağlanıyorum şu an. Bağlantı kurulduktan sonra sign in'e de tıklıyorum ve buradan da MetaMask'e tekrar bağlanacak. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bir para talep etmiyor. Ethereum'da olsaydı, Ethereum'da olsaydı ya da Türkçe deyişiyle bizden buradan belki de 50, 100, 150 dolar isteyecekti ama da tamamen ücretsiz. Sign in'e tıklıyorum ve hop. Evet, wow. You have listed the battle cry. Battle cry listeliniz. Bu kadar basit. Artık benim ürünüm Polygon Blockchain üzerinde listelendi ve istediğim fiyata satılacak 6 ay boyunca. İşte bu. Bu kadar basit arkadaşlar. Bunu yapmak için neye ihtiyacımız var? Polygon'a ana bağladığımız bir MetaMask cüzdanına ihtiyacımız var. Sağ üst köşeye kartını bırakıyorum. Bunun dersinde verdik. MetaMask cüzdanına Polygon'a nasıl bağlanır diye. Ve bir adet de NFT'ye ihtiyacımız var. Sanat eserine ihtiyacımız var. Onda nasıl oluşturacağımızı ben bir video ile anlattım ona da bakabilirsiniz sağ üst köşede onun da videosu var Her şeyi sıfırdan önce gösterdim aslında size bundan sonra sizde tamam mıdır listelemede bu kadar basitti Gördüğünüz gibi burayı da açtığımızda e, Ürünün koleksiyonu çıkıyor ürünün adı Artık fiyatı da var 55 dolar 0.02 ethereum Ama poligon üzerinde satılıyor description tanımı, ee, ne zaman mint edildiği vesaire hepsi burada. Bu kadar işte. Şimdi bir de koleksiyon dediğimiz bir muhabbet vardı. Videonun başında bahsetmiştik. Bunun da iki yolu var. Başta NFT'yi oluşturduk ya. Bunu otomatik olarak gitti untitled collection bilmem ne bilmem ne diye bir yere kaydetti değil mi? İsmi olmayan koleksiyon. İstersek bu NFT'yi oluşturduktan sonra şuraya tıklarız tamam mı gençler ardından da koleksiyonumuzu açtı gördüğünüz gibi burada bir tane item var şu an sadece ardından buraya edit'e tıklarız ve kendi koleksiyonumuz yani bu oluşturduğumuz NFT'nin e, içindeki koleksiyonu değiştirebiliriz ismini işte e, koleksiyona göre bir logo koyun diyor burada ardından bir e, featured image yani öne koleksiyonunu çıkaran bir fotoğraf koymamızı istiyor. 600'e 400 e, çaplar arasında olacakmış. 350-350 olacakmış. Bunlara da bakarsınız. Sonrasında bir banner image koymamızı istiyor. Koleksiyonumuzun ismini işte buradan değiştirebiliriz. Yine aynı şekilde buraya koleksiyonla ilgili bir yörel e, hayır pardon yörel koymayız. Buradaki yöreli değiştirebiliyoruz. Atıyorum koleksiyonumuzun adı The War of the Worlds. Dünyaların Savaşı. Buradaki yöreli şöyle ayarlayabiliriz. The War of the Words. Anladınız mı? genel taktiği bu. SEO bilenler bilir bunu zaten ne iş Gördüğünüz gibi bu zaten alınmış maalesef. Alınmasaydı bunu koyabilirdik. description bölümüne de koleksiyon anlatan bir description ekleyebiliriz. Yani description'dan kastım şu. Tanım. Nedir bu koleksiyon? Neleri içerir? Vesaire. Diye ve sonrasında da et kategori bölümüne tıklayıp e, koleksiyonun kategorisini seçebiliriz art diyorum ben mesela art bölümünde Gözükecekmiş Zaten Bir tane seçebiliyormuşuz aldığım kadarıyla kategorilerden Twitter hesabımızı bağlayabiliriz Burası çok önemli arkadaşlarını yani iyi bir marketing yapmak istiyorsanız pazarlama yapmak istiyorsanız Web siteniz varsa web sitenizi Discord çok önemli Discordunuzu Twitter hesabınızı Bütün Sosyal medyadaki hesaplarınızı bağlamanız lazım Bunları da oluşturmanız lazım. daha bir şirket gibi hareket etmeniz lazım aslında, tamam mıdır? Burada şu da çok önemli, bu da çok güzel bir özellik bence OpenSea'de Creator Earnings. Buradaki percentage fee nedir biliyor musunuz? Şöyle bir şey. Şimdi ben bunu 55 dolara koydum ya. Bu aslında sanatçıya destekleyen bir şey, pasif gelir elde etmek için e, şu işe yarıyor. 55 dolara koydum ve bu satıldı. Ben bu percentage fee koleksiyon için yüzde atıyorum yüzde 10 belirledim. 55 dolara ben bunu sattıktan sonra satın alan kişi bunun değeri yükseldiğini varsayalım bu ürünün bu sanat eserinin 100 dolar oldu. Benden aldı 55 dolara 100 dolara satıyor ve sattı. Eğer ben buraya %10 yazarsam onun sattığı 100 doların %10'unu ben alıyorum. Tamam mıdır? Böylece devamlı bir gelir sağlanmış oluyor. Buna zaten smart contract deniliyor. Otomatik olarak zim metamask hesabınıza düşüyor. Hızlı hızlı. Hiçbir şekilde onu sormuyor bile. Blockchain ağını zaten poligon olarak seçiyoruz. çünkü hani gerek yok para vermeye Ethereum'a. 150 dolar. 50 dolar en kötü. Türkiye şartlarında iyi para. Bu böyle poligon olarak kalacak. payment tokens dediğimiz bölümde Hangi tokenlarla ödeme kabul ediyorsunuz? Ethereum on Polygon. Ethereum Polygon'a üzerinde Ethereum ödeme kabul ediyorum. Diyebilirsiniz. İsterseniz burada USDC de ekleyebilirsiniz. Alıcılar buradan USDC ile de alım gerçekleştirebilirler. Ee, display dem demiş. Yani nasıl gözüksün e, şeyde. Bir koleksiyon açtığında nasıl bir görüntüyle karşılaşmasını istiyorsunuz. İşte ya böyle ya böyle. Buradan siz kendinize göre seçersiniz. Hangisi size daha uygun geliyorsa. Ve en sonrasında da collaborators var collaborators dediğimiz şeyde katkı veren kişiler gibi düşünebilirsiniz koleksiyonu burada şu an sadece ben varım you diyor gördüğünüz gibi sen buradan isterseniz başkalarını da ekleyebilirsiniz ee, ama şunu unutmayın bu collaborators dediğimiz kişiler koleksiyon ayarlarını değiştirebilir ödeme kabul edebilir e, yarattıkları item için veya koleksiyonun e, kazan earning payout yani ödeme yapılan adreslerini değiştirebilir. Yeni itemler yaratıp bu koleksiyonu ekleyebilir. Buna göre hareket edersiniz. Belki bir takımsınızdır. Takım çalışması yapıyorsunuzdur. Böyle devam edersiniz. ben de şimdi submit changes çıkmadı. Bunun nedeni ben herhangi bir şey doldurmadığım için gördüğünüz gibi. Ama siz doldurursunuz ayrıntılı bir şekilde ve submit changes'ı tıkladığınızda otomatik olarak oluşturduğunuz NFT'nin koleksiyonu da değişecek koleksiyon oluşturmak için bir yol daha var demiştik. O da şu şekilde. Atıyorum geldiniz. İlk önce NFT oluşturmadınız. İlk koleksiyon oluşturacaksınız. Ardından NFT onun içine ekleyeceksiniz. Ee, onun için de buraya geliyoruz. My Collections'a tıklıyoruz. Create a Collections diyoruz. Ve aynı şekilde bütün demik sayfanın aynısı çıkıyor. Buradan düzenleyip e, hızlı bir şekilde koleksiyonu da oluşturabilirsiniz. Burayı Ethereum olarak bırakmayın. Polygon yapın ki herhangi bir para ödemeyin. Tamam mıdır? Orası önemli bir nokta. Evet OpenSea ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu ve beğenmişsinizdir. Umarım yardımcı olmuştur size bu video. Eğer hala kafanızda bir soru işareti varsa lütfen yorum bölümünde belirtin. Ben veya elbet başka bir arkadaşım yardımcı olacaktır. Eğer dikkatinizi çektiyse bir de videonun başından sonuna sadece İngilizce kullandık. İngilizce yani günümüz dünyasında artık dünyanın resmi dili gibi bir şey. Çok önemli bu tür işlerde İngilizce bilmek. Ben İngilizce eğitim videosu da çekiyorum. Yani sıfırdan 100'e İngilizce eğitim serisi videom da var. Sağ üst köşeye ve videonun altına linkini bırakırım. Oradan da açıp izleyebilirsiniz. Ben elinden geleceği bildiğim her şeyi karşı tarafa yani sizlerle paylaşmaya çalışıyorum ki beraber bir şeyler elde edelim yani. Ben bencil bir insan değilim. Her neyse, bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize o zamana kadar çok iyi bakın. <laughs>